Habertürk.com takipçilerine iyi yayınlar diliyorum. Amerikan Kongresi'nde Senatör Menendez skandalı konuşulmaya devam ediliyor. Eski Senato Dış İlişkiler Komite Başkanı Bob Menendez'in eşiyle beraber rüşvetle yolsuzluğa karışmasından sonra Amerikan siyaseti de bir hayli hareketlendi. Amerikan dış politikasına yön veren ve birçok büyükelçinin onaylanmasında da kritik rolü olan komite başkanlığından ayrılmak zorunda kalan Robert Menendez bugün mahkeme önüne çıkacak. Türkiye saatiyle 17.30'da Menendez, eşi ve rüşvet veren 3 iş adamı ile beraber hakim karşısında savunmalarını gerçekleştirecek. Hatırlanacağı üzere Senatör Menendez iddiaları yalanlamış, mücadeleye devam edeceğim açıklamasında bulunmuştu. Ancak Amerikan Senatosu'na baktığımızda kendi eyaletindeki mevkidaşı Senatör Cory Booker bile istifasını istedi. Yaklaşık 20'ye yakın Amerikan senatörü, ki birçoğu demokrat, Robert Menendez'in acilen istifa etmesini senato koltuğundan istediler. Anlaşılan o ki Menendez siyasi kariyerinde sıkıntıya sokmuş durumda. Tabii eski döneme baktığımızda da Virginia valiliği yapmış Cumhuriyetçi McDonnell'ın eşiyle beraber rüşvet almasından sonra 2 yıl hapse çarptırılmıştı. Yani Amerikan siyasi hayatında bu tarzda rüşvet skandallarının sonu hapis cezasıyla da olmuş olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Menendez'e yapılan sadece rüşvet değil, aynı zamanda Amerika'nın gizli bilgilerini başka kişilerle paylaşması da ayrı bir suç. O nedenle savcılığın 39 sayfalık iddiasında ciddi olarak takip edilmesi gereken konuların olduğunu söyleyebiliriz. Ve bugün de Manhattan'daki mahkemede Menendez'in ilk savunmasını ve kamuoyuna resmi paylaşımını da mahkemeden duyacağız. Biz de Habertürk.com olarak Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı ilgilendiren, Türk-Amerikan ilişkilerine zarar vermiş bu senatörün açıklamalarını ve bundan sonraki geleceğiyle ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.